Batman yeni bir doğa katliamı karşı karşıyadır şu anda. Bizler buraya gelmeden önce en azından 2 kilometre önce bunun kokusunu aldık. Petrol kokusu. Yaklaştıkça kokusu daha fazla artmaya başladı. Geldik tam da boru hattının patladığı yere ve petrol hala da akışını devam etmekteydi. Şimdi bu doğa karşısında yaşayan canlılar hemen hemen hepsi buradan etkilenmektedir. Çünkü buradaki bulunan petrolün hemen hepsi Ulusu Havzası'na kadar gidilecektir. Ulusu Havzası'na kadar giden bütün yaşayan bütün canlılar bundan etkilenecektir. Bundan dolayı bir an önce bu doğa katliamı karşısında hemen yetkililer harekete geçip bir an önce patlayan borunun hemen tamir edilmesi ve bu patlayan borunun başka yere taşınması. Çünkü su altında herhangi bir başka seferde patlama olasılığı yüksek. Bundan dolayı bu boru hattının sular altında geçmesi doğru bulmuyoruz. Çünkü buradaki su Batman'ın su kaynağıdır. İçme su kaynağıdır. Bütün suyu içme kaynağı hepsi burada temin edilmektedir. Çünkü bizim bulunduğumuz yer Batman çayı suyu temiz, berrak, içilebilir durumdadır. Maalesef bu petrol yüzünden, bu patlayan boru yüzünden şu anda canlıların da yaşama olasılığının kalmadığı bir yerde kaldık. Burada herhangi bir boru hattının geçmesi doğru değil. Her an patlayabilir bu borular. Şu anda gördüğünüz gibi bu borunun patlama sonucu bütün petrol aktı. Bu sefer bu insanlar bu suyu içerlerse bu konuda sağlık sorunları yaşayacaklar. Şu anda balıkların sağlık sorunu yaşadıkları gibi. Bizim Batman bölgesinin bir kaderidir sanki. Sağ sonunda da aynı şekilde boru hattının patlama sonucu köylülerin akan suyun köylülerin tarafından içmesi veya onların kullanılması suyu kirletip bir daha bunlar bu konuda zorlanması sonucu bu boruların bu tür yerlere, suyun geçtiği yerlere kaldırılıp başka yerlere getirilmesi için mutlaka yetkililer bir çaba göstermesi, bu konuda bu boruların başka yerlere taşınması gerektiğinin bir ekolojist olarak bunu söylüyoruz. Genel olarak ekoloji konusunda hiçbir hassasiyeti yok. Ormanlarımız olsun, ağaçlarımız olsun, canlılarımız olsun, orman yakmalar olsun, bu tür gibi konular hiçbir zaman önemsenmedi. Bu boruyu buraya getirenlerin zaten kabahati var. Hani bu borunun nasıl buradan geçtiğini bir bakıyorum hepsi petrol. Su sanki petrol akıyor. Yani Batman halkının bu kadarı bu değil. Çünkü Batman'ın çevresi olsun, doğası olsun, her yeri güzel. Ama maalesef bu doğa afetler karşısında bizler de aciz kalmışız. Mutlaka yetkililer bu konularda bir çaba göstermeli ve bu konuda bir çalışma yürütmelidirler. Petrolün suya karışması sonucu temizleme konusunda zor. Yani bunu temizlemek, bu havzayı en azından 150 kilometre uzunluğunda olan bir Ulusu Havzası petrolün oraya gitmesiyle temizlemesi çok zor olacak. Bunun oradaki yaşayan bütün canlılar da etkilenecek. Ekoloji örgütlere bu konuda bir çağrımdır. Batman'da yapılan bu doğa katliamlara karşı mutlaka bir tepki göstermelidirler. Çünkü bizim yaşadığımız şu anda ortamda kokudan geçilecek değil. İnsanların buraya gelmesi dahi bu kokuyu, bu suyu temas etmesi bile sağlığa zararlıdır. Bundan dolayı ekoloji örgütleri bu konuda bir çaba göstermelidir.